Merhaba gençler. 11. sınıf temel dini bilgiler 1. dönem 2. yazılı sorularına birlikte cevaplandıralım. Videomuzun sonunda üye olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Hemen başlayalım sorularımıza cevaplandırmaya. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın insanlara verdiği üstün özelliklerden değildir? Akıl olması, üstünlük özelliği, irade sahibi olması, yemek yemesi, inanması ve ibadet etmesi, konuşması ve düşünmesi. Bunların hepsi üstün özellik arkadaşlar. Yemek yemesi, diğer varlıklar hepsi yapabiliyor bu işi arkadaşlar. Her doğan çocuk fıtrat, yani yaratılış üzere doğar. Hadisinde anlatılmak istenen düşünce nedir arkadaşlar? Peygamberimiz diyor ki her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Hemen bakalım. Her doğan çocuk Müslüman olarak dünyaya gelir. Doğru arkadaşlar. İnsanlar doğuştan irade sahibidir. Doğuştan konuşkandır. Doğuştan itibaren dini sorumluları başlar. Doğuştan sosyal bir varlıktır diyor. Bunlar eksik cevaplar arkadaşlar. Hadiste, metinde istenen her doğan çocuk Müslüman olarak dünyaya gelir diyor Peygamberimiz. Daha sonra anne babası Hristiyansa Hristiyanlaştırır. Mecusu ise mecusuleştirir. Ateşe taptırır diyor. Evet. Aşağıdakilerden hangisi tevhid inancını ifade eder? Tevhid inancı arkadaşlar. Allah'ı birleme demektir biliyorsunuz. Allah'a inanmak ve ibadet etmekle beraber diğer varlıklarda tapınılabilir. Yanlış. Allah'ın varlığı akılla bilinemez. Ancak derin sevgi ve sevgiyle hissedilir. Evet, yanlış. Allah'ın varlığı veya yokluğu kesin olarak bilinemez diyor. Eksik. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür arkadaşlar. Kelime-i Tevhid. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Muhammed Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür demektir. Tevhid inancını kelime-i tevhid ifade eder arkadaşlar. Kelime-i şehadetin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammed Resulullah. Enne olmasa mı arkadaşlar? Neyse doğru cevabımızı bulduk. Zaman kaybetmeyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını söyleyelim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu, abduhu arkadaşlar, kulu ve resulüdür. Kelime tevhidde kul geçmiyor arkadaşlar. Evet. 5. Kur'an'da Allah'a kulluk etsinler de yaratıldığı bildirilen varlıklar kimlerdir? Bismillah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Kur'an'da Allah'a arkadaşlar. İnsanlar ve cinlerden bahsediyor. Evet, hangi seçenek var arkadaşlar? İnsanlar, cinler, insanlar, hayvanlar, insanlar, cinler, cinler, melekler, cinler, hayvanlar, cinler, insanlar, melekler. Arkadaşlar doğru cevabımız. İnsanlar ve cinler bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki cinler de ibadet etmekte sorumlu arkadaşlar. İnsanlar gibi bunlar zaten. Yiyorlar, içiyorlar. Evet. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre insanın yaratılış amacı nedir? Yemek, içmek ve uyumak değil. Hiç ölmeyecekmiş gibi sadece dünya için çalışmak. Hayır. Yarın ölecekmiş gibi sadece ahiret için çalışmak. Bu da değil. Yaratanını tanıyıp inanmak ve ibadet etmek. Dünya hayatını bir oyun ve eğlence olarak görmek. Tam tersi arkadaşlar. İnsanın yaratılış amacı Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir arkadaşlar. Ben diyor Allah sizi ibadet etsinler de yarattım diyor. Bu dünya bir sınav dünyası, imtihan dünyası. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından değildir? İslam'ın şartları var, imanın şartları var. İslam'ın şartları arkadaşlar 5 tane biliyorsunuz. Ahiret gününe inanmak değil. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek. Bakınız. İslam'ın şartları arkadaşlar yapmakla alakalıdır. Yapmak.
karıştırmayalım. Kelime-i şehadet getirmek bir şey yapıyorsun. Oruç tutmak bir şey yapıyorsun. Namaz kılmak bir şey yapıyorsun. Hac çekme bir şey yapıyorsun. İmanın şartları ise inanmakla alakalıdır. Ahiret gününe inanmak arkadaşlar. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, ahiret gününe inanmak, kaza kadere inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak hep inanmakla alakalıdır. Bu bizim için ayrıca bir özelliktir, unutmayalım. Peygamberimizin ifadesiyle en makbul ibadet hangisidir? Az da olsa devamlı yapılan ibadet diyor Peygamberimiz. Bakalım başka var mı? Ara sıra yapılan ibadet değil. Hiç ara vermeden ve çalışmadan sürekli yapılan, hayır, o da değil. Sadece dua ederek yapılan ibadet olmaz. Çalışmak da ibadettir diyerek ibadeti terk etmek, bu da olmaz arkadaşlar. Peygamberimiz diyor ki ibadetin az ama devamlı olanı önemlidir diyor. Sen günde 5 vakit namazını kıl. Kimisi sabaha kadar namaz kılıyor, bir hafta namaz kılmıyor. Doğru değil arkadaşlar. Az olsun, devamlı olsun. Bir gece 100 sayfa kitabı okuyup bir ay kitabı okumamak doğru değil. Her gün 5 sayfa oku ama devamlı oku. Buradan da kendimize bir ders çıkarabiliriz arkadaşlar. 9. Aşağıdaki davranışlardan hangisi salih amel değildir? Salih amel, iyi, güzel. Allah'ın peygamberin hoşlanacağı, insanların hoşlanacağı bir amel değildir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Yoksullara yardım etmek, güzel. İyiliği tavsiye edip kötülüğü engel olmak, güzel. Yetimin elinden tutup sevgi ve şefkat göstermek, güzel. Ölçü ve tartıda hileden kaçınmak, güzel. İyilikleri başa kalkmak, bu olmadı işte. Hiç yapma daha iyi arkadaşlar. İyilik başa kalkılmaz. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek kadar diyor, iyilik yap diyor. Sadaka ver diyor. Prensip. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bizlere kazandırdıklarından değildir? İbadetler bize bir şeyler kazandırıyor arkadaşlar. Hangisi değildir diyor. Zamanı doğru ve yerinde kullanma alışkanlığı kazandırır. Var bu arkadaşlar. Ezan 12 bir geç okunuyor bakınız. Bir dakika bizim için önemli. Spor niyetiyle yaparak sağlığımızı korumuş oluruz. Niyetiyle. Niyet Allah rızası olması gerekiyor arkadaşlar. Allah'ın rızasını, sevgisini ve hoşnutluğunu kazandırır. Doğru. Ahlakımız güzelleştirir. Bizleri kötü alışkanlıklardan korur. Doğru. Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirir. Zekat vererek değil mi arkadaşlar? Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diyor. Ama hocam hem namaz kılıyor hem kötülük yapıyor. O zaman onun kıldığı namazda bir eksiklik vardır arkadaşlar. Sen ibadetini yap, spor da olmuş olur o. Ama senin ibadet niyetin Allah'ın rızası olması lazım. Hemen geçelim. Aşağıdakilerden hangisi abdest almadan yapılamaz? Evet bakalım. Dua etmek. Abdesti dua edilebilir mi arkadaşlar? Bakalım diğerlerini. Kur'an dinlemek. Yapılabilir mi? Yapılır. Dua yapılır. Ezberden Kur'an-ı Kerim okunur arkadaşlar. İnne ateyni ezberden okur. Abdesti okuyabilirsin. Evet. Kabe'yi abdesti tavaf edebilir misin? Edemezsin. Ezberden hadis-i şerif okuyabilir misin? Okuyabilirsin. Demek ki ezberden abdestsiz Kur'an-ı Kerim okunabilir. Ama cünüpken Kur'an okunmaz arkadaşlar. Ezberde olsa. Abdestte sünnet, gusülde farz olan davranış hangisidir? Oo, güzel bir soru bu arkadaşlar. Abdestte sünnet olacak, gusülde farz olacak. Gusülün farzı kaçtı hemen oradan yola çıkalım. Ağız dolu dolu yıkamak, buruna dolu dolu su vermek arkadaşlar. Bütün vücut. Evet. Ağza su ve buruna su vermek arkadaş ne? Farz. Gusülde farz, abdeste sünnet. Bakınız. Gusülü boy abdestinde ağza ve buruna su vermek farz. Abdeste sünnet. Niyet etmek gusülde farz değil. Yüzü yıkamak gusülde farz değil. Başımızı gusülde farz değil. Ayakları yıkamak gusülde farz değil arkadaşlar. Buradan eleyebiliriz. Demek ki doğru cevap A şıkkı. 13. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı mesedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Mealindeki ayette hangi temizlikten bahsedilmektedir? Boy abdesti değil, teyemmüm değil, abdestten bahsediyor değil mi arkadaşlar?
Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın bir, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın iki, başınızı mesedin dörtte birini üç, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın dört. Abdestin farzı kaç tane? Dört tane. Bak işte buradan çıkarıyoruz. Allah söylerse farz oluyor arkadaşlar. Diğerleri sünnet. Üç defa yıkamak sünnet. Aşağıdakilerin hangisi abdesti bozmaz? Herhangi bir yerimizin kanaması bozar. Abdestin farzından birini terk etmek. Yani başını meshetmedin, abdest olmaz. Bozulur. Bir şey yemek, içmek bozmaz. Sarhoş olmak, ağız dolusu kusmak. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz arkadaşlar? Bir şey yiyip içmek abdesti bozmaz arkadaşlar. Sen abdest aldın, bir şey yedin. Bozulur mu abdest? Bozulmaz. Ama ağız dolusu kusarsan, sarhoş oldun, belki o anda gaz kaçırdın. Vücudunun bir yerine kanadı, kan aktı. Abdestin fazla birini terk ettiğinde bozulur. Demek ki bir şey yemek, içmek abdesti bozmaz. 15. Gusletmesi gereken bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapamaz? Yani gusül farz olmuş kendisine. Hangisini yapamaz arkadaşlar? Gusül bu hepsi olmayan bir kişi hangisini yapamaz? Namaz ve cenaze namazı kılamaz. Doğru yapamaz. Kur'an'ı süremez. Doğru süremez. Kabe'yi tavaf edemez. Doğru. Tilavet secdesi yapamaz. Doğru. Hepsi doğru arkadaşlar. Gusül bayat olmayan bir insan bunların hiçbirini yapamaz arkadaşlar. Önce gidip abdest alacaksın. Bu abdest alacaksın. 16. Yeryüzünde Allah'a kulluk amacıyla yapılan ilk mabet hangisidir? İlk mabet arkadaşlar. Mescid-i Aksa değil, Kabe'dir arkadaşlar. Mescid-i Nebi, Medine'de Peygamberimizin varınca yaptırdığı mescid, Mescid-i Kuba değil, Sultanahmet Camii değil arkadaşlar. Yeryüzünde ilk yapılan mabet Kabe'dir. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozar? Teyemmüm abdesti biliyorsunuz arkadaşlar toprakla alınan abdest demektir. Abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Doğru. Kan çıktı. Teyemmüm abdesti bozulur. Abdest veya gusül için suyun bulunması. Doğru arkadaşlar. Su görüldüğü zaman abdest alacak kadar su görüldüğü zaman geldiği zaman teyemmüm abdesti gider. Başka bir namaz vaktinin girmesi evet bozar. Teyemmümün fazla birini terk etmek ne yapar? Bozar arkadaşlar. 17. Hepsi bozar arkadaşlar. Hemen burada bir düzeltme yapalım arkadaşlar. Mezhebine göre namaz vaktinin çıkması teyemmüm abdestini bozar. Ama biz Hanefi mezhebine göre başka bir namaz vaktinin girmesi teyemmüm abdestini bozmaz. Bunu işaret ediyoruz arkadaşlar. Değil. 18. Namazda secdedeyken ne okunur? Secde. Alnımız burnumuz yere değdiğinde ne okunur arkadaşlar? Subhane Rabbil Azim rükuda. Allahu Ekber değil. Subhanallah değil. Subhane Rabbiyel Ala arkadaşlar. Secdede okunur. Kur'an'da müminler üzerinde vakitleri belirli bir farz olarak emredilen ibadet hangisidir? Oruç, kurban, zekat, hac, namaz. Ayeti bu söylüyor arkadaşlar. Beş vakit namaza belirli olarak size üzerinize farz kılındı deniyor namaz. Evet arkadaşlar. 20. soruya geldik. Secde ayetlerini okuyan ve iştenin yapması vacip olan secdenin ismi nedir? Secde ayetleri hangi secde ayetidir arkadaşlar? İsmi ne diye geçer bunun? Evet, hemen diyorsunuz ki tilavet secdesi arkadaşlar. Şükür secdesi güzel bir şey kazandığınız zaman şükür secdesi yaparsınız. Sehiv secdesi namaza yanıldığınız zaman yaparsınız. Evet, tilavet secdesi okuma secdesi. Kur'an'da secde ayetleri vardır. Onlar okunduğu zaman tilavet secdesi yapılır. Kur'an'da 14 yerde geçer. 21. Kur'an'ın gönderilişi toplam kaç yılda tamamlanmıştır? Arkadaşlar 23 yılda tamamlanmıştır. Peygamberimiz 23 yıl peygamberlik yaptı. Peygamberimizi
zamanında 23 yılda Kur'an-ı Kerim tamamlandı arkadaşlar. Kimin zamanı kitap haline getirildi? Hazreti Ebu Bekir zamanı getirildi. Kimin zamanı çoğaltıldı? Hazreti Osman zamanında. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin amaçlarından biri değildir? İnsanı geleceğe dair kaygılarından kurtarır. Doğru. İnsanı sadece ahiret için davranışlar sergilemesini öğretir. Değildir diyor arkadaşlar. Sadece ahiret öyle bir şey yok. Hayatın anlamını keşfetmemizi sağlar. Doğru. İnsana diğer varlıklar içerisindeki şerefli konumunu gösterir. Doğru. Yaşadığımız dünyayı huzurlu bir mekana çevirmek için. Doğru arkadaşlar. Sadece ahiret için değil, İslam dini dünya ve ahiret dinidir arkadaşlar. Hristiyanlar ahirete çok önem verir. Yahudiler dünyaya çok önem verir. Müslümanlar ise, İslam dini ise orta yoldur. Hem dünya hem ahirettir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışın, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın diyor Peygamberimiz. 23. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir? Evet, şimdi iman şartlarını soruyor arkadaşlar. Allah'a inanmak iman şartı. Peygamber'e inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, hepsi imanın şartı. Namaz kılmak İslam'ın şartı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? Nurdan yaratılmışlardır. Doğru. Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi özellikleri yoktur. Doğru. Çok süratli ve güçlü varlıklardır. Doğru. Allah'ın izniyle çeşitli şekillere girebilirler. Doğru. İnsan şekline girebilirler. Günah işleyebilirler. Doğru değil arkadaşlar. Melekler hiç günah işlemezler. Allah hiç günah işlemeyen varlık yaratmış. Melekler. 25. Hazreti Peygamber kendisine elçilik görevi verildikten sonra, yani peygamberlik verildikten sonra insanlara dini anlatmış, Kur'an'da müminlerden istenenleri kendi yaşamında uygulayarak onlara göstermiştir. Peygamberimizin bu davranışlarına nokta nokta denir. Yani peygamberin yaşam modeli yahut örnekliği de denir. Yukarı boşluğa hangi kelime gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Peygamberimizin yaptığı iş ve davranışlara ne denir? Kur'an denmez, farz denmez, vacip denmez, sünnet denir arkadaşlar. Yapmış olduğu iş ve davranışlara, eylemlere sünnet denir. Peygamberimizin sadece sözlerine hadis denir. Sözlerine. Evet. Aşağıdaki sünnet ile ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır? Sünnetin görevlerinden biri Kur'an'daki anlaşılması zor olan kelime ve terimleri açıklamaktır. Doğru. Peygamberimiz bazı ayetleri açıklamıştır, tefsir etmiştir. Evet. Sünnetin bir özelliği de kanun ve hüküm koymaktır. Doğru. Şari'dir. Hazreti Peygamber sünnetiyle Kur'an-ı Kerim'de emredilen ibadetleri ümmetine uygulamalı olarak göstermiştir. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz öyle kılın demiştir arkadaşlar. Doğru. Kur'an bize yeter. Peygamberin sünnetine gerek yoktur. Yanlış. Sünnet Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bazı hususları destekleyici beyanlarda bulunmaktadır. Doğru arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Kur'an bize yeter diyen bir grup vardır. Bunlar eksiktir arkadaşlar. Sünnet olmadan İslam olmaz. Kur'an bize yeter, peygamber sünnete gerek yoktur cümlesi yanlış bir cümledir arkadaşlar. 28. Dinimize göre iman edip etmemesi açısından insanlar farklı isimlerle anılır. İnanmış göründüğü halde gerçekte inanmayan, inanmadığını gizleyen kişiye ne ad verilir? İkiyüzlü. İnanmadığı halde inandım diyor müminlerin yanında. Bunlar ne denir arkadaşlar? Mümin değil, Müslüman değil, kafir. Tamamen reddeden kişiler denir. Müşrik, Allah'tan başka tamam var kişiler denir. Münafık denir arkadaşlar. İnanmadığı halde inanmış gibi gözüken ikiyüzlü. 29. Allah'ın sonradan olan şeylere benzememesi, eşi benzeri dengenin olmaması anlamına gelen sıfat aşağıda gelen hangisidir? Allah'ın sonunda olan şeylere benzememesi arkadaşlar. Kıyam. Kıyam bi nefsihi. Allah kimseye muhtaç değildir. Muhalefetün lil havadis. Sonradan olanlara benzemez. Vahdaniyet bir. Kıdem. Evveli yok. Başlangıcı yok. Beka sonu yok. Sonsuz. Doğru cevap arkadaşlar. Sonradan olanlara benzememesi muhalefetün lil havadistir. Nokta nokta yüce Allah'ın her şeyi işitmesi sıfatıdır. Yüce Allah'ın her şeyi
görmesi de Allah'ın sıfatıdır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir arkadaşlar? Allah'ın her şeyi işitmesi nedir arkadaşlar? Semi, işitmek. Allah'ın her şeyi görmesi basar. Hangi seçenek var arkadaşlar? Kıdem beka, semi basar olacak. Semi basar. Değer şıkkın arkadaşlar. 31. Aşağıda verilen melekler ve görevleriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? İsrafil kıyametin kopuşunu ilan etmekle görevlidir. Sur üfleyecek melek. İsrafil doğru. Münker nekir insanların davranışlarını kaydeder. Yanlış arkadaşlar. Münker nekir kabirde sorgu melekleridir. Münker nekir kabir. Sorgu meleklerinin adı neydi? Kiramen katibin. Katip yazıcı meleklerdir arkadaşlar. Cebrail peygamberlere vahiy getirir doğru. Mikail tabiat olaylarını idare eder doğru. Azrail ölüm meleğidir doğru arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an'ın tamamı tek seferde vahyedilmiştir. Hayır. Kur'an-ı Kerim 23 yılda tamamlanmıştır. Kur'an'ın iki kapak arasına gelmiş haline mushaf denir. Doğru. İki kapak arasına gelmesine mushaf denir. Çeviri, meal, tefsir ve çalışmaların hiçbiri Kur'an hükmünde değildir. Doğru arkadaşlar. Meal ile namaz kılamazsınız. Tefsir ile namaz kılamazsınız. Aynı hükmünde değildir. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır doğru. Kur'an Hazreti Peygamber'in sağlığında hem sözlü hem de yazılı olarak sağlam bir şekilde kaydedilmiştir. Vahiy katipleri yazmıştır arkadaşlar. Demek ki Kur'an'ın tamamı tek seferde inmedi arkadaşlar. Yanlış olan bu. Kur'an'da Ruhul Emin, Ruhul Kudüs gibi isimlerle anılan melek hangisidir arkadaşlar? Cebrail'dir arkadaşlar. Ruh, Ruhul Kudüs, Ruhul Emin olarak da adlandırılan melek Cebrail aleyhisselamdır. Evet. Yukarıda sözlük ve terim anlamı verilen kelime aşağıdaki hangisidir? Bakalım. Sözlük anlamı çevirmek, döndürmek, bir şeyi ilk haline götürerek anlamaya çalışmaktır. Terim olarak Kur'an kelime ve terimlerini açıklayarak bir başka dile çevirmektir. Bir başka dile çevirmek arkadaşlar. Tefsir yorumlamaktır. Kur'an-ı Kerim ne zaman inmiş, niçin inmiş bu ayet yorumlamaya biz tefsir diyoruz. Tevil çıkarımda bulunmak, çeviri değil arkadaşlar, mealdir arkadaşlar. Tercüme kelime kelime anlamındadır. Ama Kur'an-ı Kerim genelde arkadaşlar mealdir. Burada kısa bir açıklama yapayım arkadaşlar. Eğer Kur'an-ı Kerim kelime kelimesine çevriliyorsa bu tercümedir. Ama bazı yerler anlaşılmayan yerler parantez içinde anlatılıyorsa bu nedir arkadaşlar? Bu mealdir. Genelde Türkiye'de meal yapılır. Kur'an-ı Kerim meali açıklama meali yapılır. Ama bazen Arapçadaki kelimenin karşılığı Türkçe'de yoktur. Bunu siz ona yakın bir kelime yazarsınız. Bu mealdir. Ama olduğu gibi kelime kelime yapar. Bu tercümedir arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in küçüklerimize şefkat, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir sözü aşağıdaki sünnet çeşitlerinden hangisine girer? Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Bir söz. Peygamberimizin sözlerine ne diyoruz arkadaşlar biz? Kavli. Sözlü sünnet diyoruz arkadaşlar. Fiili sünnet niye denir? Bizzat elini diş fırçasını almış, misva almış, dişini fırçalıyor. Bu fiili sünnettir. Takriri sünnet şudur arkadaşlar. Mesela Peygamberimiz şu parmakların ohumlarına göre tesbih çekerdi 33 defa. Bir tane sahabi zeytinleri delmiş, 33 tane zeytini bir ipe geçirmiş. Öyle Subhanallah demeye başlamış. Peygamberimiz buna görmüş, hoş karşılamış. Bir şey dememiş, eleştirmemiş. Bu da sahabenin yaptığında Peygamberimizin hoş karşıladığı sünnetlere takriri sünnetindir. Yaşanan sünnet, uygulanan sünnet değil arkadaşlar. Sözlü sünnettir. Evet. Sadece söylemiş. 36. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın temel özelliklerinden biri olamaz?
Tevhid dinidir, doğru. Akla önem verilir, doğru. Barış dinidir, doğru. Sevgi dinidir, doğru. Bölgesel din değildir arkadaşlar. Evrenseldir. Bütün dünya dinidir İslam dini. 37. Yukarı tanım verilenler hangisi yanlıştır? Yukarı tanımı verilenlerden hangisi yanlıştır? Burada bir tanım yapıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Kur'an tercümeleri, Kur'an kelimelerinin birebir karşılığı verilerek yapılırsa çeviri. Evet. Tercüme dedik ya biraz önce yukarıda. Tercümenin yapıldığı dilde en iyi nasıl anlaşılacağı düşünülerek yapılırsa meal, iyi anlaşılması için yapılanlar meal, Kur'an'ın yorumlandığı eserlere tefsir, Kur'an-ı Kerim'i yorumlayanlara da tefsir yapanlara da muhaddis denir, yanlış. Ne denir? Arkadaşlar, bu yanlıştır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i yorumlayanlara ne denir? Müfessir denir. Hadis üzerinde çalışanlara muhaddis denir. Kur'an-ı Kerim'i yorumlayan, tefsir yapanlara müfessir denir. Tefsir, müfessir, hadis, muhaddis. Öyle bir kelime yapısı var arkadaşlar. Evet, son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinindeki ibadetlerde sağlanan kolaylıklardan biri değildir? İslam dini ibadetlerde hayata kolaylıklar sağlamış arkadaşlar. Hangisi değildir? Yolculuğa çıkacak olanların oruç tutup tutmamaları kendilerine bırakılmıştır. Doğru. Tutmayabilir. Öyle bir kolaylık getirmiş dinimiz. Abdest ve boy abdesti almak için su bulamayan insanlar toprakla teyemmüm yaparlar. Doğru. Çok işi olanlar namazlarını kazaya bırakabilirler. Peygamberimiz savaşta bile namaz kılmış. Namaz kazaya bırakılmaz arkadaşlar. Yolculuğa çıkan yani seferi olan insanlar 4 rekat olan farz namazları kısaltarak 2 rekat kılabilirler. Evet doğru. 90 kilometre uzağa giden birisi arkadaşlar 4 rekatlı farz namazların 2 rekatını kılar. Sünnetleri kılmayabilir. Namaz esnasında ayakta duracak gücü olmayanlar oturak namazını kılabilirler. Doğru arkadaşlar. Hepsi kolaylık. Sadece çok işi olanlar namazını kazaya bırakabilirler. Hayır, bırakamazlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada yazılımımız sona ermiştir. Çalışmamız sona ermiştir. Sizlere bu sınavda ve diğer sınavlarda başarılar diler. İyi günler. Allah'a emanet olun efendim. Saygılar.